Merhaba. Londra'da bulunan Thames Nehri üzerinden Parlamento Binası'na bakıyoruz. İnsan buna bakınca yüzlerce yıl önce inşa edildiğini düşünüyor. Fakat aslında Victoria döneminin başlarında inşa edilmiş. 1834 yılında büyük bir yangın çıkmış ve burada bulunan eski saray tamamen kül olmuş. Yangından sonra yeni bir bina tasarımı için bir yarışma düzenlenmiş. Bu yarışmadaki koşula göre yeni yapının iki tarihi üsluptan birine göre tasarlanması gerekiyormuş. Yani ya gotik tarzda olmalıymış ya da Shakespeare'in yaşadığı dönem olan Elizabeth dönemi tarzında. Yarışmaya yaklaşık 97 kişi katılmış ve çoğunluğu gotik tarzı tercih etmiş. Bunun içinde bu yapı yüzlerce yıl önce yapılmış gibi görünüyor. Orta çağın sonlarına dayanan gotik tarzda yapıldığı için yarışmayı Charles Barry adında bir mimar kazanmış. Asistanlığını da Augustus Pugin yapmış. Pugin iç tasarımın yanı sıra vitraylardan ve bazı dış dekorlardan sorumluydu. Kendisi gotik üslubu olan tutkusuyla tanınıyordu. Gotiğin, doğru ve değerli bir mimari üslup olduğuna inanıyor ve gotik tarzı İngiliz olmakla bağdaştırılan bir mimari üslup olarak görüyordu. Yarışmada aslında benzer bir sebeple tasarımın Elizabeth dönemi veya gotik tarzda olması şartını getirmişti. Genelde gotiğin bir Fransız stili olduğunu düşünürüz. Ama 19. yüzyıl İngiltere'sinde gotik İngilizlere ait olarak görülürdü. Bu da aklımıza şu soruyu getiriyor. 19. yüzyılda daha eski mimari stilleri hayata döndürmek neden insanların bu kadar ilgisini çekiyordu? Bunun sebebi neydi? Tabii ki bunun cevabı sanayileşmeyle, yeni modern dünyayla ve tüm bunların insanları rahatsız etmesiyle ilgiliydi. Fabrikalarla ve buhar makineleriyle dolu olan modern çağ insanlara çirkin gelmişti. Hiçbir güzel yanı yokmuş gibi görünüyordu. Geçmişe baktıklarında Gotik dönemin güzel mimarisini gördüler. Klasik eserlere baktılar ve güzelliği gördüler. Oysa etraflarına baktıklarında güzelliği değil, endüstriyel dünyayı görüyorlardı. İlk kez ucuza imal edilmiş ürünler alabileceğiniz bir dönemdi ve bu aynı zamanda eski zanaat yöntemlerinin yerini almıştı. İnsanlar çıraklık yoluyla geleneksel üretim yöntemlerini öğrendikleri taşralardan taşındılar. Artık ürünler fabrikalarda üretiliyordu. Yani tedirgin edici bir dönemdi. Bu yüzden insanların geçmişe dönüp tarihi bir tarz arayışına girmeleri oldukça doğal bir durum. Özellikle de hükümetin merkezi olan böyle bir bina konusunda. Bu bina günümüzde hala hükümete ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Burası avam kamerasının bir araya geldiği yer. Burası da lordlar kamerasının bir araya geldiği yer. Bu bina aynı zamanda parlamento sistemini temsil ediyor. Dolayısıyla gerçekten geleneklere de işaret etmeliydi. Fakat aslında burada gerçek dışı olan bir durum söz konusu. Bu gördüğümüz tam olarak gotik değil. Bu modern bir buluş. Aslında binada inşaat teknikleri konusunda çok sayıda modern buluştan yararlanılmış. Bu gördüğümüz beton zemin üzerine kurulu dev bir bina. Yani kesinlikle ortaçağ geleneklerini yansıtmıyor. Havalandırma konusunda endişeler var. Görünüşe göre merkezdeki kule binanın havalandırmasına destek olması için tasarıma eklenmiş. Yani bu bina gerçekten de 19. yüzyıla ait bir ürün. Mimarlık tarihçileri buna Gotik'in uyanışı diyorlar. Buradaki Gotik üslup bir nevi Victoria dönemi fantezisini, yani bir 19. yüzyıl fantezisini temsil ediyor. Bu aynı zamanda Orta Çağ'daki zanaatkarlığa, bir şeylerin elle ve titizlikle üretildiği bir döneme duyulan hayranlık. Buna bakınca sadece mimari bir üslup görüyor olabilirsiniz ama aslında bu Victoria dönemi insanlarının geri getirmeye çalıştıkları çok özel değerlerle bağdaşan özel bir üslup. Bu bina üzerinde çalışan iki mimardan biri olan Pugin, "Karşıtlıklar" isimli bir kitap yayınlamıştı. Kitapta modern dünya ile Ortaçağ dünyasını karşılaştırıyordu ve bunun sonucunda modern dünya göze pek iyi görünmüyordu. Ahlaki yönden derin değerlendirmelerin olduğu bir kitaptı. Ortaçağ toplumunun ne kadar ahlaki erdemle dolu olduğundan, modern toplumunsa bunu heba ettiğinden söz ediyordu. Mesela kitapta ünlü bir resim vardır. Resimde ufukta fabrika bacası siluetlerinin hakim olduğu modern bir şehri, diğer tarafta ise kilise kulelerinin hakim olduğu ve adeta tanrıya saygının ve maneviyatın ön plana çıktığı bir ortaçağ şehrini gösterir. Bu iki şehir manzarası ortaçağ gotik dünyası olarak hayal ettiği inançla yönetilen bir dünyayla, paraya duyulan açlıkla yönetilen bir dünyanın karşılaştırmasıydı. Çizimleri birbirine koyu bir zıtlıktaydı ama Victoria dönemi insanları bunu seviyordu. Eski ortaçağ inanç dünyasıyla yeni modern dünyanın para ve servet arayışını kıyaslamayı seviyorlardı. Böyle bir binayı Victoria dönemi bağlamında ele almak bizim için çok önemli. Evet şimdi binanın kendisine geri dönelim. Thames Nehri'nin kıyısında uzanan bu görkemli dış cepheyi görüyoruz. Burada orta çağdaki dikey gotik tarza ait örnekler görebiliriz. Aslında bilinçli bir şekilde 7. Henry Şapeli baz alınarak yapılmış. Bu şapel dikey dediğimiz geç gotik tarzındadır. Westminster Manastırı'nın doğu tarafında arkada yer alır. Yani bunun arkasındaki binadır. Bu büyük pencereleri ve düz çizgilere, dikeyliğe, oymalara ve işlemelere yapılan vurguyu görebiliriz. Her pencerenin üzerinde camları ikiye ayıran oymalar bulunuyor. Bunlar neredeyse filigran tel işleme gibi görünüyorlar. Mimar gerçekten de pencere alanını olabildiğince yükseltmiş. Bu da yüksek gotik tarzının bir özelliği. Barry çok seyahat etmişti ve burada sahte gotik bir yapı inşa etmiş olsa da klasik geleneği çok seviyordu. Eğer yakından bakarsanız Barry'nin klasik geleneğe duyduğu ilgiyi fark edebilirsiniz. Binanın cephesinin düzgünlüğüne bir bakın. Buradaki ahenk ve dengeyi hissedebiliyor musunuz? Gotik tarzı işaret eden tek şey dış cephedeki dekoratif şekiller. Çünkü tümüyle ele aldığınızda bu bina çok simetrik ve düzgün tasarlanmış. 18. ve 19. yüzyılın gotik kavramıyla bile tam bir zıtlık içinde. Bu kavrama göre rastlantısal estetik, canlılık ve asimetri fikirleri çok önemliydi. Yani aslında bunun üzerinde gotik bir derisi olan klasik bir bina olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber ve belki de bunun yüzünden Parlamento binası 19. yüzyılda tarihi üsluba duyulan ilginin ve modernlikle yüzleşmekten kaçınmaya duyulan ilginin sıra dışı bir örneği haline geliyor. Hoşçakalın.